Hülya Kaya merhabalar. Bugün Cezmi Kartay Caddesi'ndeyiz. Birazdan Cezmi Kartay Caddesi'nden o malum inşaat alanına doğru ilerleyeceğiz. Cezmi Kartay esnafımızla dinleyeceğiz ama gelirken gözüme birkaç şey takıldı. Onlardan bahsetmek istiyorum ama şimdi sonuçta siyasi sürece girdik. Elbette insanlar reklamlarını yapacaklar, siyasiler reklamlarını yapacaklar ama bu kadar kişinin öldüğü enkazların üzerine de reklam panolarının koyulması benim zoruma gitti. Gelirken Niyazi Mısri üzerinde, yani ben orada o sabahı hatırlıyorum, o kadar ölen insanı hatırlıyorum. Can kardeşim Ahmet'i hatırlıyorum o enkazın altında ama o enkazın üzerine daha oralar düzeltilmeden siyasi pankartların konulması benim bir Malatya olarak zoruma gitti. Çünkü şehir ayağa kalkmamış, şehir hala yerlerde, şehir sürünüyor ama o enkazları kapatmak için siyasi pankartlar kullanılmış. Bir kez daha buradan yetkilileri uyarıyorum. Bakın, bu şehrin değerleri var. Bu şehrin önemli unsurları var. İnsanların duygularına biraz kulak verin. İnsanların bu tür şeylerden nasıl sıkıntı yaşayacağını, nasıl mutsuz olacağını düşünün. Ona göre, yani siyasi hamlelerinizde, reklamınızı da ona göre yapın. Dijital mecra var, televizyonlar var. Yani bu kadar masrafa da ne gerek var onu anlamış değilim. Yani bütün siyasilerden ricam şu, ricam değil isteğim şu, rica da etmiyoruz artık, istiyoruz artık biz bunları. Yani bu tür deprem üzerinden ölen kişilerin, hele de enkazların üzerine siyasi mesajların yazılması hakikaten benim zoruma gidiyor. Bu arada Hülya Kaya, şimdi biz Mert'le aşağı indik. Dün akşam biliyorsunuz Er Meydanı programımız başladı değerli izleyenler. Esnafımız izlemiş. Bakın, Malatya Er TV izliyor. Malatya Er TV'nin bu duruşunu takdir ediyor, gözlemliyor. Herkes dün akşamki programı konuşuyor. Şu an diyebilirim çarşıda değerli izleyenler. Birazdan gideceğiz, birazdan konuşacağız. Birkaç arkadaşım bana bakıyor ama. Nasılsınız, iyisiniz? Geldik böyle buraları çekelim istedik. Bu esnaf mısınız? Evet. Kuaför dükkanımız var abi. Öyle mi? Evet abi. Nerede şimdi yeriniz? Şu an burada tamam, Sula. Buradasınız. Aynen. Nasıl işler gidiyor? İşler yok abi. Sakinledi. Aynen, bayağı sakinleşti. Bir iki haftadır aynı durgun. Caddede yani eski caddenin tadı. Abi yıkım oluyor. Bak yıkım oluyor. Burayı yıkıyorlar. 10 gün sonra, 5 gün sonra gidiyor. Aynı caddede ileri yıkıyor. Yıkacaksan hepsini yık ki buranın caddesi sıkıntı ediyor. İş olmayınca kavram olmuyor. İnsanlar abi da gelmiyor. İnsanlar gelmiyor abi. Diyor ki ya ne gelen diyor. 30'lu toprağın içine ben niye geleyim diyor. Adam sıkıntı ediyor. Yani Malatya'nın sesi şu anda yok. Sen hani seslenmeye çalışsın ama abi kimseye duyuramazsın. Malatya artık bitmiş. Ölmüş hani ha. Ölmüş bir şehirdeyiz şu anda. Mevlüt'ü dokunmadan. He. Abi hiç kimse sahip çıkmıyor Malatya'ya. Yok dediler ki Fülya abla gelsin. Fülya abla bir görüntü yapsın. Ha geldi görüntü yaptın. Gene değişene. Yok. Hiçbir şey yok abi. Yani Malatya göründüğü gibi değil. Malatya yerler altında. Şimdi millet diyor ki hasar Malatya'da, ha başka bir yerde yok. Öyle öyle. Yemin ederim abi, bak depremin olduğu yerde başladığı noktada bir sıkıntı olmaz. Sonu bitimi neresi? Malatya. Malatya'ya vurdu. Zaten Elazığ'ın depremi vurdu abi. Hasarı verdi. Oranınki bitirdi. Elazığ depreminden hiçbir şey ders almamışız hocam. Yok abi. Yani yıkılan binaları görüyorsun. Evler ağır hasar, adın diye orta hasar idi. Benim ev sahibim bana ne diyor biliyor musun? Dediği kelime bu. Kardeş de, evi boşalt. Lan tamam, evi boşaltak. Nereye gideceğiz? Ev tamam, var. Ev varsa söyleyin ben gideyim. Bir kira 5 milyarsa 15 milyar yaptılar abi. Ya 2000 lira kiralar oldu 15 milyar. Aynen. Yani abi aylık dükkanın kirası aylık 15 milyar oldu. Abi kaç kişi tıraş edeceğiz ki? Yani. Boğazımızı mı doyurak? Elin adamına kirayı mı verecek? Siz söyleyin abi. Doğru. Bir de ekonomik şartlar da çok zorluyor. Çok zor abi. Her çok şey ateş pahası. Şimdi vallahi şu an kredi kartlarını hep kullanıyoruz. Abi berber olarak, bir şey söyleyeyim mi? Berber olarak şimdi sizin illaki kullandığınız malzemeler vardı. Aynen. Kaç oldu abi? Birden abi, yani bir kaç oldu? Yükseldi. Mesela bir kullandığın bir malzeme söyle. Abi sana söyleyeyim, şöyle bir parfüm alıyorduk, örnek vereyim, 25 lira. Şu an kaç lira? Abi 125 lira, 100 5 lira. 5 kat. He. Yani abi aldı başını gidiyor. Yani sorun ya, bir şey alacaksın, örnek vereyim, bir araba devre alacaksın. 950 milyondu. Abi 1450. La tamam, adam aldı. Parası var ki hali. Ama bunlar niye böyle? Düşmesi lazımken niye palani? Sorun bu abi. Bizim sorunumuz bu. Asgari ücret 1300 liraydı abi. Bak bunu söyleyeyim, kusura bakmayın. Ben ayda Allah'tan bir şey olmazsa bir kurbanımı kesedim. Bir çeyreğimi alidim abi. Gıdamı alidim. Çağçoğlu'mu en kral yerde gezdirdim 1300 liraya. Asgari ücret 17 olsun. Bana ne? Çeyrek alabilir misin abi? Alamaz. Kiranı verebilir misin? Alamaz. Çeyreğe el dokunmuyor. Abi bak ben, sana söyleyeyim mi? Siyaset yapmayayım ben. Kur'an'ıma da kitabıma da. Ben sen içindekini söylüyorsun şu an. Ben Kur'an'ıma kitabıma, yaşım 30.
Ben ne zaman oy kullanırsa da AK Parti'ye verdim. Namusuma da kitabıma da. Ama yaptıkları bu yok yani ha. Şimdi ben bir çeyrek alsam, abi gidek çeyrek alak. Abi gidek bir tüp alak. Tüp olmuş 450 milyon abi. Aynen öyle. Geçmiş olsun herkese. Sağ ol abi, Allah. Abi Allah'a menesiniz. Bir isteğiniz, bir arzunuz varsa söyleyin. Valla çamurun üstüne. Mert, şuna Allah'ın seçeneği gösteren. Yok abi, hakkınız helal edin abi. Kusura bakmayın. Yani dayı kim yanlış konuştu. Eski burası mıydı? Burayı da yakındı. Buraya geçtim. Böyle çamurun içinde devam edeceğiz hayatımızda. Herhalde bu demiştim abi, ya ben yazın. Baba, en zor kışı yaşayacak Malatya. Hakikaten karşı, en zor kışı yaşıyor şu an. Abicim şu karşıyı görüyor neden mi? Halen temizlemediler. Biz kepçe getirdik şuraya biraz toparladık. Halen duruyor. Enkazlar da duruyor. Halen duruyor abi, diplerini temizleseler yani ölecekler mi? İnsanlar geçmiyor abi. Mezbelelik olmuş. Abi ben 19 yıldır da bu caddedeyim. Lafta değil yani 19 yıldır da çocukluğumdan beri bu caddedeyim. Eskiden daha işlerin tadı vardı. Şu an yıkıldı. Millet sahnede bura pavyon da desen kalmadı abi. Bir şey de kalmadı ama... Yani dediğin gibi o imajından da kurtulasın aynen. Cadde ama... Ama iş eski gibi daha kötü oldu abim. Daha kötü oldu. Aynen geçmiş abi. Geçmiş olsun. Sağ olun abi. Kolay gelsin. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olasın. Ne demek? Vatandaş artık konuşuyor. Konuşalım. Herkes konuşsun. Herkes derdini anlatsın. Bakın yani belki de hayatında ilk defa bu kardeşlerim televizyona çıktı. İlk defa bir basın mensubuyla beraber böyle bir röportaj gerçekleştirdi ama işte insanlar dolmuş değerli izleyenler. Hakikaten dolmuş. Dedim ya yani siyasi pankartın Niyazi Mısır Caddesi'nde o kadar kişinin öldüğü bir yerde olmasını ben bir anlam bulamıyorum. Abi ne yapıyorsun? İyisin. Geldik bir Cezmi Kartı'ya çekelim dedik. Çekiyoruz abi, dur geliyorum. Nasılsın, iyisin? Siz de iyisiniz. Sağ olasın, işler nasıl gidiyor? Ya vallahi işler iyi, engelliyiz işte. Bir konteyn dedim, verin bana engelliyiz. Soğuk ama dışarıda bayağı bir soğuk. İşte engelliydim, bir konteyn verse ufak bir şey buraya koysaydık. Bazılarına vermiş, dilekçe de verdik. İletelim. Size zahmet tamam, ya. Canlı yayındayız zaten şu an. Görüyorlar seni. Cezmi Kartı'nın tam köşesi neresi? Ya, Doğan Yol Köşem Çay Evi'nin orası. Engelliyiz yani, biz başka bir işimiz. Devamlı burada mısın sen? Devamlı buradayım tamam. Ya. İletmiş olur. Altı çocuk. Geliyorum abi, dur. Altı çocuk var yani, durumlar iyi değil yani. Eyvallah. Geçmiş olsun abi. Sağ olsun. Kolay gelsin. Size de şu kasabımıza da bir uğrayalım. Neresiymiş? Pötürge Türünler. Abi ne dedin, anlamadım dediğini. Şu yan tarafı enkazı. Ha, söyle abi, söyle ki ben canlı yayındayız şu an. Canlı yayında mısınız? Kolay gelsin öncelikle. Nasıl gidiyor, işler nasıl gidiyor? Yani işler normal ama biz Malatya'da yani memnun değiliz şey olarak. Senin yer burası mıydı? Aynı yerde. Ha, burasıydı, sen buraya konteyneri kurdun. Evet. Hemen deprem sonrası mı kurdun? Yani depremden 4-5 ay sonra biz burayı kurduk. Kendi imkanlarına mı yaptın? Kendi imkanlarımıza, hiç devletten herhangi bir yardım talep etmedik ve gelmedi. Biz kendi imkanlarımıza kurduk burayı. Eyvallah. Yan tarafla ilgili ne istiyorsunuz? Yani mesela diyelim enkaz yığınını görüyorsunuz orada. Karlar kapatmış ama altı enkaz. Yani hepsi enkaz. Ha. Yani nasıl yıkım ekibi yıkmışsa öyle o şekilde molozlar duruyor. Muhtarla görüşüyor musun? Muhtar ne diyor? Yani muhtar, hiç biz muhtarı görmüyoruz. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Göder'i hiç bu caddede görmedik mesela. Hiç biz bir sorunumuzu yani iletemedik siyasilere. Görmedik yani. İletmiş olalım. Başkanım sizi bekliyorlar Sayın Osman Göder. Esnafımız sizi bekliyor burada. Esnafız, hiç kendisini görmedik. Bakalım ne olacak. Tamam, iletelim. Tayfun da izliyordur büyük ihtimal, basın danışmanı. Bakalım, iletelim. Esnafımız gelsin, görsün, siz dinlesin. Yani şu caddede biz bir yıl olmuş hemen hemen. Hiç mi görmeyiz? Bir milletvekilini, belediye başkanını, Selahattin Gürkan'ı, Osman Güder'i, kesinlikle milletvekillerini, Bülent Tüfekçi bakanlık yapmış. Yani hiç mi görmeyiz biz burada? Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen görmediysen ben senin lafına inanıyorum. Yani bu caddeyi hiç görmedik biz. Sorabilirsin, bütün esnafa gidin sorun bakalım. Ne diyor? Geçmiş olsun. Fiyatlar nasıl? Et fiyatları nasıl? Onu da soralım bir. Et fiyatları şu an 380-400 kıyma kuşbaşı öyle gidiyor. Karkas et ne kadar şu an? Yani karkas et şu an 275-80 tane etiz. Sucuk ne kadar? Sucuk 475. Bu kendi üretimimiz. Kendi üretimimiz. Anladım. Kendi Allah kolaylık versin. Yani böyle esnafımıza destek olmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Fiyatlar da bilsinler, gelsinler, görsünler, alışsınlar. Zaten isminiz çok güzel, Pötürge. Malatya'mızın en güzel ilçelerinden bir tanesi. Pötürge'ye de selamlarımızı iletelim. Hayırlı günler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Devam edelim. Mert gel yavaş yavaş. Sen de benimle beraber gel. Şurada bir abimiz elini ekmeğe almış. Çayını içmeye gidiyor. Kahvaltısını yapmaya gidiyor galiba. Metin Elektronik. Bir selam verelim önce ona. Abi selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Çok şükür, hamdolsun abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Senin yer burası mıydı abi? Yok, yıkılan yerdeydik. Yıkılan yerdeydik, buraya geçtin. Az hasarlı, bulabildiğimiz yer işte burada. Az hasarlı. Yani idare ediyoruz abi. Yapacak bir şey yok yani. Televizyon tamiri mi yapıyorsun abi? Abi televizyon var, uydu satışı falan var bizde. Bir şey soracağım. Şimdi vatandaşlar arasında bu deprem süresince bu televizyonlar falan, paneller falan bayağı kırıldı. Evet. Onunla ilgili bir çalışman var mı? Yani biz Malatya'da değil de topluyoruz, götürüp
tamir ettirip getiriyoruz. Ne yani. Neye var mesela bir panelin yani kırık bir ekranı, panel ne kadar? Ekranın büyüklüğüne göre değişiyor da yani 32 inç televizyon diye düşünüyorum. Yani 82. 82 3,5 ile 4 arası abi. O tele. Fiyata değişiyorlar. Değişiyor. Ekran komple ama değişiyor. Yenisinin fiyatı da 6000 lira civarında yani. Yani yarı yarıya büyük yani, bir şey gibi bir şey oluyor. Bile bile zaten fiyatını yüksek tutuyorlar ki devamlı sürüm olsun diye yani. Yani ya. İş nasıl gidiyor abi? Valla piyasa 2024 hiç iyi gelmedi bize. Değil mi? Evet. Biraz daha sakinledi. Sakinledi. Vatandaşımız zaten bir panik atak içinde. Zaten depremlerde bırakmıyor zaten aynen. Vatandaşın şu olması. Bir de soğuk. Ne gene de ekmek paramız çıkıyor çok şükür. Eyvallah. Allah kolaylık versin Allah abi. Razı olsun. Kahvaltınızı bozmayayım. Abi çayım hazır. Canlı yayındayız. Eyvallah. Görüşürüz abi. Dönüşte gelebilirsek gelelim. Siz nasılsınız abi? Siz? Teşekkür ederiz abi. Siz nasılsınız? Burada mısınız? Burası evet abi. Ha, sizin yeriniz mi? Evet bizim yerimiz. Nasıl abi işler nasıl gidiyor? Valla depremden sonra çok şükür abi iyi diyemezdik ama iyi diyelim iyi olsun İdare işte. İdare etmeye çalışıyoruz aynı. Eski müşteri geliyor mu abi? Ya çok müşteri çok azaldı. Azaldı mı? Çok azaldı evet çok azaldı müşteriler. Bir de insanlar artık yani bu caddeye de girmeye korkuyor. Ya bu caddeye nasıl gireceksin abi? Halen inşaatlar devam ediyor, halen deprem devam ediyor abi. Ağır hasarlı olan binalar çok. Ne yapacaklar biz de bilmiyoruz vallahi abi. Allah yardımcımız olsun. Allah yardımcımız olsun aynı. Dedim ya ben belki yaz programlarımızı da izlemişler. Depremden beri hakikaten Malatya en zor kışını yaşıyor. Evet. Şimdi konteynerde yaşayan vatandaşlarımız tabii, arıyor. Tabii. Ya abi iki tane ısıtıcı kullanıyormuş tamam mı? Yetmiyor diyor abi diyor ki. Vallahi yetmiyor, soğuktu. Evet, ya ben düşünüyorum gece bir dışarı çıkıyorsun abi buz. Buz. -20, -15. Aynen. Yani Allah vallahi billahi herkesin yardımcısı olsun. Aynen. Diyorlar işte konteyner rahatlık. Vallahi rahatlık mantık değil. Yok abi yok. Yok abi yok. Ev gibisi yok. Ev gibisi yok aynı. Aynen. Geçmiş aynen. Olsun abi sizlere. Sağ olun abi. Kolay gelsin. Olun, devam edelim. Sesiniz olmaya çalışıyoruz. Aşağı doğru ilerleyelim. Diğer esnaflarımızla da konuşmaya başlayalım değerli izleyenler. Ha camcı varmış Mert burada. Cam arıyorduk bak. Camcı varmış değerli izleyenler burada. Geliyor mu abi geliyor. Götürsen buluşuruz. Onu at. Bir gelelim yanınıza. Selamünaleyküm. Doğan Yol, Doğan Yol'a da selam olsun. Hoş geldiniz. Anlamadım. Ha yok sıkıntı yok. Bir anda gözlükler de buğulandı. Nasılsın abi? Iyisiniz? Sağ ol teşekkür ederim abi. Siz nasılsınız? Sağ olasınız. Nasıl gidiyor abi işler nasıl gidiyor? Vallahi abi işlerimiz çok şükür. Yani yaşamaya çalışıyoruz. Hı-hı. Ne diyelim bu ortamda. Ama şöyle bir şey var. Şimdi depremden hemen sonra ilk çay ocağını Malatya'da açan benim. Yani ne bir vekilimiz geldi ne bir başkanımız geldi. Hani haliniz nasıl? Yani biz bir şey beklemiyoruz. Hani bir para bir şey beklemiyoruz. Bir yardım istemiyoruz. Biz sadece gelip bir soraydılar. Ya bu dükkanı açtınız. Yani nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz nasıl? Bunu soraydılar. Yani şimdi küçük sularım vardı. Küçük sularımdan çay yapıyorduk. Askerlere veriyorduk. Yani bunlar ücretsiz. Millete çay veriyorduk. Ha, o süreçte ücretsiz bir hizmetiniz oldu. He, ücretsiz verdik. Arkasından 1000 TL'lik bir faturamız geldi, su faturamız. Bunlara hiç gerek yoktu yani. Ya ben hani yine şikayetçi değilim yani hani bir halkı düşüneydiler. Ne oluyor, ne bitiyor? Yani biz bir parasal olarak bir şey beklemiyoruz. Ama bunları yapmaları lazımdı. Şimdi seçim var. Şimdi seçimde gelecekler mutlaka. Gelmezler. Ya mutlaka bir gelecek. Gelecekler abi. Yani siyasiler bir şekilde gelmezler. Şimdi her şey her şey Malatya için diyorlar ya. Aslında diyecekler ki her şey bizim için. Kendileri için. Yani Malatya için kimsenin bir şey yaptığını ben tahmin aynen. etmiyorum. Aynen öyle. Ya bir konteynerde yaşayanlara bir baksınlar. Halleri ne durumda, ne durumda değil. Yani biz demiyoruz ki illa yardım veya şunu bunu. Toplum biz... olarak da şöyle bir halimiz var aslında. El pençe duruyoruz. Yani bir siyasi geldi zaman. Ha şöyle yani, duruyoruz. Şöyle duruyoruz. Abi buna gerek yok. Onlara onu hiç gerek yok. Onu ben seçiyorum zaten. Onun benim karşımda öyle durması gerekiyor. Evet. Ben de bunu istemiyorum. Diyorum ki ya geldiği zaman bir halimizi sorsun ya. Biz de bir sevinek diyeriz ki ya bak sahipsiz değiliz. Bir geldiler bir halimizi sordular. Bir gelsinler 2-3 gün elektriksiz kalsınlar. He. Değil mi? Tabii. Nerede yaşıyorsunuz? Ben Akpınar Azizler Sokak'ta iş yerim vardı. Bir ara sizlerle röportaj yapmıştım. Doğru. Yıkılan yerimiz. Yani o zaman da söyledim. 7 Şubat'tan beri hiçbir tanesi burada yoktur yani. Bugün de söylüyorum yarın da söyleyeceğim. Seçim yani, zamanı gelseler ama mi? Ama şimdi o için gerek gelirse, yok. Gelmesinler. Gelirse çok ayıp bir şey olur. Ben bunu da söylerim. Derim ki bir seçim geldim bir oy için geldiysen bu yanlış. Ben bunu takdir etmiyorum. Niye biliyor musun? Çünkü sen gelip benden oy alacaksın ama yine beni sormayacaksın. Böyle bir şey olmaz. Şimdi yayının başlarken şunu söyledim ben. Gelirken şimdi Mert'le beraber Malatya'ya geçerek geliyoruz. Buraya gelmemiz için çevre yoldan geçmemiz lazım. Niyazi Mısır'ın oradan geçmemiz lazım. Niyazi Mısır'da en kötü 304 kişi rahmetli oldu. Hı-hı. O enkazların üzerinde siyasi şeyi görünce, tanıtımlar, reklamlar görünce benim zoruma gitti. Bak yani. Ben o acıyı yaşamış bir insanım. Evet. Yani benim gibi orada binlerce insan yaşadı.
Allah mekanlarını cennet eylesin. Aynen. Ölenlerimizin aynen. Hakikaten duygulanıyorum. 6 Şubat'ta yaklaşıyor ya. İyice böyle bir şey basmaya başladı. Ya kolay bir şey değil bizim yaşadığımız. Ya bunu düşünemiyor musunuz? Ya bu şehri yöneten, yani o panoyu oraya asan kişi düşünemiyor mu? Ya orada bir kaç bin kişi, 300 kişi öldü ya. Sen belki buraya siyasi ilanını nasıl koyarsın? Ama şöyle bir şey var. Belki kendi canı yanmamıştır ya. O yüzden koymuştur. Ben yaşamamışlar şu an. Kendi canı yanmış olsaydı onu yapmazdı yani. Biz burada, affederiz, arabanın içinde yatıyorduk. Tamam, ailemizi bir sağlam aldık, tamam, arabanın içinde yaşıyorduk. Ya biz haftalarca duş almıyorduk ya. Burada öyle gelip öyle. Burada hizmet veriyorduk insanlara. Duş almıyorduk. Askerlerimiz vardı burada, polislerimiz vardı. Tanırsınız. Mümkün oldukça... Niyazım size Nurettin abi. Nurettin Gültekin. Evet. Onu tanırsınız. Malatya büyük mü? Abi adam bir ay sonra duş alabildi ya. O telaştan, o şeyden, askerlerle nöbetten yani yapacak bir yer yok. Aynen. En son oradaki komutan demiş ki abi gel askeriye gidelim sen orada yıkan. Şimdi yazık, şöyle günah yani bu millet bunları yaşadı Malatya, yani. Malatya'da deprem oldu. Bak biz Doğan Yol'dan ekmek getirdik buraya. Minibüste sabahları. 20 liraya tost yapıp da millete vermeye çalıştık. Yani 20 liraya hiçbir tost olur mu? Biz diyorduk ki millet aç kalmasın. Bir dürümü yaptılar 90 lira 100 lira. Yani bunlar ayıp şeyler. 200 lira. Yani bunlar ayıp şeyler ayıp değil şey. Mi? Tam ama Malatya şeyler. İşte sahipsiz. Malatya sahipli olmuştu da onu yapamazlardı. Bu zamlar biraz da kendi elimizde. Birbirimize yardımcı olsaydık belki bu kadar zamlar da olmazdı. Aynen öyle. Ne yapıyorsak yine kendimiz yapıyoruz. Aynı. Kendi ne yaparsak kendimiz yapıyoruz. Aynen. Ya, dürüm 200 liraydı. Şu an bakıyorum 45 liraya satıyordum. Ya sen 45 liraya kazanıyorsan şu devirde 5 kat atmış her ya şey. Şimdi şöyle 200 liraya sattığın zaman ben, nasıl vicdan eder? Ben 2 saat ben sırada bekledim. Bir dürüm alayım diye. 2 gün açtık burada. Doğru. Tamam biz 2 saat bekledik. O dürüm sırası geldi bize. O dürüm sırasında da 90 lira deyince çok zorumuza gitti ya. Biz o dürümü alıyorduk 30 liraya ya. Aynen öyle. Ayıp değil mi yani? Orada millete ben 100 koli küçük suyum vardı. Ben o 100 koli küçük suyumdan kazana aktarıyordum. Tüp getirmiştim. Millete bedava veriyordum. Yani biz düşünürüz de onları mı düşünüyor? Görevini yapmışsın abi. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sesiniz olmaya çalıştık. Hayırlı günler diliyoruz herkese. Kolay gelsin. Burada muhabbet bitmez. Eyvallah. Sağ olasın. Abi görüşürüz. Abilerimle göster. Amcalarımla göster. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Devam edelim. Sağ olasın. Devam edelim. Cezmi Kartay Caddesi'nden aşağı doğru ilerliyoruz değerli izleyenler. Konuşmak isteyen varsa da gelsin. Konuşuruz. Şöyle bir telefoncu abimin de yanına gidelim. Selamünaleyküm. Nasılsın abi? İyisin. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. İş nasıl gidiyor abi? İş valla şu şekilde. Sizi izliyoruz. Allah kolaylık versin. Caddenin durumu ne? Burayla ilgili bir caddenin bir şey durumu şu şekilde. Anlatırsan aslında biz en azından esnaftan da bilelim. Değerli izleyenler, o pavyonların olduğu, eğlence merkezleri ne oldu? Orası aşağısıydı, yıkıldı orası. Evet. Şu yan bina vardı, arkadaki binaya hasar verdi. Bizim orada daire de vardı. Öyle mi? Tabii, şurada görürseniz, gelin. Gel Mert gösterelim. Kendiniz görün. Ha buralar da yıkılıyordu zaten değil mi? Tabii. 2 gün önce orası yıkıldı. Yıkıldı bitmiş, bu köşe de bitmiş. Bakın burada bir bina vardı geçen gün. Orası yıkılınca şu bina da hasar gördü. Komple o bina boşa çıktı. Hasarsız bina oldu, hasarlı. Hasarlı. Ha bu bina mı hasar aldı? Evet, o bina hasar aldı, yıkacaklar. Oo. Yani aileler oturuyordu, 3, 6, 12 daire boşa çıktı. Gittiler mi şu an, terk ettiler? Tabii terk ettiler, boşaltıyorlar. Bir hafta içinde orası da yıkılacak. Çok geçmiş olsun. Sağ olasınız. Sayı biraz da yükseliyor hep Malatya'da. Ağır her zaman, bina her sayısı. Zaman tabii bina yıktığı zaman bir yandaki bina da hasar alıyor ister istemez. 35.680'di son veriyle 35.933'e yükselmiş. Doğrudur. Mahkeme ekler olabiliyor. Böyle yıkımlardan dolayı yan binalara zarar vermişler olabiliyor. Evet aynen rakamlar öyle. Rakamlar bir şekilde artmaya yan tarafta esnaflar da var. Onlar da boşaltıyor şu anda. Ha yani öyle onlar mi? Da mağdur duruma geçti. Oo. Geçip görebilirsiniz. Orada fotokopici var mesela. Tuhafiye işi yapanlar var. Zaten burada binaların çoğu da yani hani mahta tabii çakşamışlar ya. Evet. Hepsi yani birbirine girmiş aslında. Doğrudur. Geçmiş olsun abi. Cümlemize, ayağınıza sağlık. Ne abi? Yıkım yaptıktan sonra mesela bu yolların durumunu görüyorsunuz. Hakikaten ya yani, niye böyle bırakmışlar? Yani burada esnaflar var, toz duman içinde kalmıyoruz. Burada fırıncı arkadaşlarımız var, gıda satan işyerlerimiz var. Doğru söylüyorsun. Yani en azından yıkımdan sonra bir belediye gelip de burada bir tazikli suyla bu yolları temizlebilir abi. Rica Fakta ediyoruz Gazi abi. Fakta Gazi Belediyesi'ne söyleyelim. Aynen. Aynen. Bize zaten diyorduk. Her gün anlatıyorsun da dinleyen yok ki. Dinleyen yok ya, abi. Ya abi işte... Yani en azından burada kaç tane hesap kalmışsa... Sakal bırakayım diyorum ama. Sen sakal da bıraksan dinlemezler. Dinlemezler. En azından kaç tane hesap kalmışsa da ya bunların kıymetini anlasınlar. Bak bu zor kadar ama biz gelip bu dükkanı açıyoruz bu toz pisliği işte. Ya yıkım yapı olduğu yerde bırakıp gidiyorlar. Tamam Osman Güler'e rica ederim. Aynen buraya aynen. Bir temizlik ekibi yollasınlar. Aynen Cezmi yani Kartay. En azından bir tazikli suyla bir temizlesinler. Şuradan bir pisliği kalksın. Aynen o yapar. İnşallah. Yok gelir yaparlar. Hatta arayayım dur ki Tayfun'u arayayım. Bir dakika bekleyin hemen basın müdürünü arayayım.
canlı yayında esnafımızın dileğini, temennisini iletelim kendisine. Hemen arıyorum bir saniye. Bakalım. Şu ara bak bak. Ateş yakmışlar orada. Aynen. Yani öbür gün bir bina yansa, bir insan zarar görse ne olacak? Tayfun meşgul galiba. Birazdan o bana döner. Bir de Beşiktaş bir de fırına gidelim. Şöyle bir selam verelim. Abi, bak yanmış oralar hep. Ne abi? Şuralar ateş yakmışlar bakın. Tamam oraya gidince oraları da gösterelim. Aynen. Şöyle Beşiktaş bir de fırına gösterelim. Gel Mert. Selamünaleyküm. Sesi biraz kısa ama. Ses yüksek olunca konuşamıyoruz. Abi burası Malatya'nın en eski fırınlarından bir tanesi herhalde. Beşiktaş bir de fırına. Yani çocukken biz maçlara gelirken işte Malatya Spor maçlarına buradan geçerek Beşiktaş'ı görünce biraz şey yapardım ama işte üzülürdüm ama isim olarak unutulmayacak isimlerden bir tanesi. Aynen abi burası yaklaşık 60-65 yıldır. Doğru. Beşiktaş Malatya'nın ilk fırınlarından. Sonra en son da burası kaldı zaten. Birçok yeri. Çok şükür yıkılmadı. Evet, çok şükür. Binanın durumu nasıldı? Binada bir sıkıntı yok. Biraz tek katlı müstakil. Çok şükür bir çizik bile yok yani. İyi, çalışıyoruz. Depremden sonra ne zaman işe başladınız? Depremden 20-25 gün sonra biz açtık. Çarşıda merkezde hiç fırın yokturdu. Biz geldik açtık. Biz Sivas'a taşınmıştık. Depremden dolayı gittik. Dükkana geldik, baktık, keşif yaptık. Bir sıkıntı yokturdu. Bahtı, çatla, patla, fayette, hasar masar yokturdu. Geldik, iş başı yaptık. Hizmete devam ediyoruz. Allah kolaylık versin abi. Allah razı olsun. Bilseniz bir temenniniz var. Yok abi, Allah razı olsun. Teşekkür evet. ederiz. Şimdi Malatya dışından bizleri izliyorlardı. Bunlar özlemişlerdir şimdi. Evet. Yani 300-400 bin kişi şu ekmek teknesini. Ondan sonra dur Mert, geleyim şurada göstereyim. Sen buraları göstermeye devam et. Yağlı ekmeklerimizi. Şöyle. Taze taze, günlük, anlık yapılan yiyeceklerimiz, ekmeklerimiz. Abimizin ellerine sağlık, herkese sizin de ellerinize sağlık. Hayırlı günler diliyoruz. Yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyelim. Canınız çekiyorsa da artık sipariş edin, ne diyeyim? Yok, televizyon başındaki izleyenler eğer canları çekiyorsa da gelsinler. Sipariş etsinler, en azından burada ısım akrabası vardır. Bir şekilde bunlar gidiyor zaten İstanbul, Ankara'ya. Sağ olasınız, kolay gelsin abi. Hayırlı günler abi, sağ olasın. Sen nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim, sağ olun. Tanıyalım sizi. Ben Yunus Ünlü. Efendim? Yunus Ünlü. Yunus Ünlü. Ne iş yapıyoruz abi? Ben bilardo salonu çalıştırıyorum Malatya'da. Nerede? Cezmi Kartay'ın başında. Öyle mi? Evet. Yıkıldı mı? Ne durumda abi? Yok. Binamız az hasarlı. Çizik bile ne yok. Ama Malatya'nın durumu çok kötü. Öyle. Malatya'da belediye konusunda çalışma yok. Yani bir araba geçtiği zaman toz hepsi dükkanın içine giriyor. Yani iki günde bir camlarımızı temizliyoruz ama ne fayda. İş oluyor mu abi? Bilardo'ya oynamaya gelen oluyor mu? Bilardo'ya oynamaya gelenler oluyor. Ama bu depremden dolayı işlerimiz biraz kısıtlı. Hı-hı. Nasıl kısıtlı? Yani gelen müşterilerimiz erken eve gitmek istiyor. 5-6 deyince salonumuz boşalıyor. Önceden kaça kadar devam ediyor? Önceden 10'a kadar, 11'e kadar faaliyet gösteriyorduk. Eğlenceyi sürdürüyorduk. Eğlenceyi sürdürüyorduk. Ama depremden sonra insanlar korkuyor. İnsanlar tabii bir an önce eve gitmek istiyor, korkuyorlar. Yani Malatya'nın gençlerinden şunu rica ediyorum. Bilardo güzel bir spordur. Eyvallah. Benim ortağım Erkan Aktı, Türkiye üçüncüsü oldu. Kendisi. Yani gençlerin bilardo oynamasını istiyorum. Tamam. Güzel bir spordur. İletelim, iletmiş olalım. Yani deprem psikolojisinden biraz en azından evet, arınmak en azından için. Malatya için burayı yeni açtık. Hı-hı. Malatya bilardo salonlarımız vardı, hepsi yıkıldı. Hı-hı. Ağır hasarlıydı. Biz de elimizi taşın altına koyduk, güzel bir yer açtık. Elinize emeğinize sağlık, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Biz yavaş yavaş aşağı doğru ilerleyelim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin, nasılsınız, iyisiniz? Alışverişe mi geldiniz? Evet, evet. Allah kulak versin. Evinizin durumu nasıl? Az hasarlı. Az hasarlı. Oturuyorum, sağ olun. Tamam. Geçmiş olsun sizlere. TV'de izliyorum sağ sizleri. Olun. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Devam edelim Mert. Göstermeye devam edelim. Abi sen nasılsın? İyisin? Teşekkür ederim. Burada mısınız? Buradayım. Önce buradayım. Şimdi kaldırım. Tokyo'da oturuyorum. Öyle mi? Hı-hı. Yıkıldı mı eviniz? Yok. Hasarsız. Hasarlı da çocuklar korktuğu için oraya gittik. Hı-hı. Asıl sorun yeni yapılan yerlerde. Nasıl? Yol yok. Otobüs yok. Otobüsler bozuluyor. Gelinciktepe sürüyorsunuz. Gelinciktepe'ni de kaldırım. Ben aynısını geçen bütün yayınlarımda zaten söyledim her oraya. Her gün yaşıyoruz yani. Hakikaten değerli izleyenler şimdi biz yeni yaşam alanlarımızdan bir tanesi işte Kaldırım Toki, evet. Gelinciktepe Toki. Yani o bölgede evet, artık bir evet. Battalgazi için bir bölge olacak ama yol yok. Evet. Köyün içinden geçiyorsun. Otobüs geç geliyor. Bozuluyor. Yarım saatte yollar sıkıntılı. Evet evet yollar zaten bu sıkıntıyı bütün yetkililere aktarmaya çalışıyoruz evet. zaten. İnşallah bir an önce çözülür orayı. Yok şey yok. Dün bir yıkım vardı bu cazların sonunda. Aha.
Korkuyorsun. 50 kişi var kepçenin kovalarının önünde. Değil mi? İnsanlar. Ne güvenlik var, ne bir şey var. Yani nereden geldikleri belli olmayan insanlar. İnsanlar. Artı bir tabir vardır. Biz ahır yapmadan at alıyoruz. Yani Toki'deki durum o. Bir gidin çamurdan, pislikten geçilmiyor. Biliyorum oranın yolları çok kötü olmuş. Çok kötü. Bir de inşaatlar da devam ediyor. İnşaatlar devam ediyor. Teslim edilecekti, edilmedi. Çok insan bekliyor. Bekliyor. Güzel olmuş ama oralar. Yok olur yapılırsa. Bina anlamında çok bina, iyi yapılmış. Bina anlamında onu iyi. Güzel bakın, yok. Yani, bina anlamında gerçek güzel. Devletin yani. Orada aslında şeyini görüyorsunuz yani gücünü. Yok, her şeyini görüyorsunuz bina ama anlamında dediğim iyi. Gibi belediyelerin ve bu şehir yönetenlerin evet. Artık o yolu kim açacaksa? Ulaşma Bakanlığı mı açacak, belediye mi açacak, Çevre Şehircilik Bakanlığı mı? Kim açacak bilmiyorum. Yani en azından insanlar kalabalık olduğu için yeni yapılan yerler teslim edildiğinde hiç insanlar otobüse binemez. Şu anda zaten sıkıntı. Bir de şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Hadi diyelim Orduz'dan gitmedin, evet. Şeyden gideceksin. O düğün salonlarının olduğu yerden gideceksin. Düğün salonlarının oradan giriş var, ya, evet. Ana baba günü oluyor zaten tabii, oralar. Tabii, yani tabii. Hele bir Cuma'dan başlasın pazara kadar tabii. Oradan geçmek imkansız. Ya bir de işte öğrenci genelde çocuklar okula gidiyor. Ufacık çocuklar sabahın köründe. Bir de orada sıkıntı olunca gerçekten servis çok. Servis oraya gelmiyor mu oraya? Servise gidenler var ha. Ama. Otobüse gidenler değil. Kişi zorluk çekiyorlar. Doğru gibi. Söylüyorsun. Çok geçmiş teşekkür ederim. Sağ olasın. Kolay gelsin. Devam edelim. Mert şu binaya gel bir daha bakalım. Bu bina yıkılırken yan binaya zarar vermişler değerli izleyenler. Ağır hasara dönmüş. Cezmi Kartay'da neredeyiz? Altın kebap, çiğ köfte. Özürfan'ın tam çaprazı. Karşı tarafı değerli izleyenler burası. Bu binada maalesef yan bina yıkılırken bu bina ağır hasar almış. Mert ekranlarınıza getiriyor. İşte buraların da bu şekilde kalması da yani binalar da eski değerli izleyenler ya. Yani genç bina olsa diyeceğim ki yazık oldu diyeceğim de yani binalar da çok eski. Hakikaten eski binalar. Yani yaklaşık bir 30 yılı rahat vardır bu binaların. Gösterdim Mert. Yavaş yavaş aşağı doğru gidelim. Canlı yayındayız. Malatya'ya gösteriyoruz. Nasılsınız? İyisiniz? İyidir sen abi. Sağ ol. Nerede oturuyorsun sen? Ben de Batal Gazino yukarında oturuyorum. Nerede oturuyorsun? Belediye yeni orada. Hangi mahalle oluyor? Zafer Mahallesi. Ha, Zafer Mahallesi. Senin mahallende durum nasıl? Valla mahalle benim kiradaydım. Evim yıkıldı. Zafer Mahallesi. Kiram kiraydı. Ev yıkıldı. Benimki de kiradaydım. Ev yıkıldı. Ancak kira vermiyorlar devlet. Niye? Bilmiyorum. Başlamadınız mı? Ben bilmiyorum çok öyle abi. Abi işte AFAD'a git. AFAD'a gittim. AFAD'a gittim. Dedi. Dedi git EYA yap. Ne yaptı? EYA savcıya dilekçe yaz. O savcı ben ne bileyim ben çocuk yok mu senin? Çocuk var, o da askere gidecek bu sene. O biraz gitsin ilgilensin ya. İşte o da askere gidecek. Tamam biraz ilgilensin şurada çünkü o kira yardımı devlet herkese yapıyor. Senin de hakkın yani. İşte bitimler, ben de eğitimlerim var. Babası yok, kimse yok. Anladım. Ben de yaptım. Değil mi onunla konuşuyor. Subiye Taylan. Subiye Taylan. Evet. Subiye ablamızın böyle bir talebi varmış. Yetkileriz diyor. İnşallah sana ulaşırlar. İşte bir de çocuklarım işi, kızımki işi yok. İşte çıktı. İşte dim iş bulsun ona, iki kızıma. Ne iş yapıyorlar peki? Ne iş yapıyorlardı? Tekstilde çalıştı. Peçete fabrikada da. Onlar da çıkarttılar. Organize de bayağı işçi alıyorlar. Onlara oraya başvurmadılar. İşte mı? Başvurmadılar. İşte başvursunlar. Bak bu organize de hakikaten personel alanı var. O değil mi? O markette çalışacak. Esenlik yan. İşte herkes olmuyor işte öyle. Herkes her yer almak olmuyor. Organizede bir sürü iş fırsatı var. İşte bir tane kızım evlendirdi. Bir sürü burcu var. Tamam işte. İşte bak, ya, çalışmak gerekiyor. Organizede bir sürü iş var. Kızlarına işte, söyle gitsin orada bir başvursunlar tamam? Geçmiş olsun. Sağ devam sağ edelim. Abi kolay gelsin. Sen ne yapıyorsun? İyisin? Vallahi iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol. Mahallede biraz iyice darmadağın olmuş. Valla darmadağın oldu valla. Allah hayırlısını verir. Geçmiş olsun abi. Yapacak bir şey. Toparlayacağız artık bir şekilde. Hülya ablama selam söyle. Aleyküm selam abi. Görüşürüz. Hayran sağ olasın. Sağ olasın. Devam edelim. Değerli izleyenler, burası hep eğlence merkezleriydi görüyorsunuz. Hepsi yıkılmış. Birkaç tanesi kalmış sadece. Çekin abi, Malatya'nın. Nasılsın abi, iyisin? İyisin. Abi çok şükür. Siz ekmek nasılsınız? Ekmek mi dağıtıyorsun? Abi. Allah kolaylık versin. Sağ olasın. Abi hiç iyi gitmiyor abi. Hiç iyi gitmiyor. Ayarlayacak mısınız abi? Canlı yayında dikkat et cümle. Tamam abi. Abi şu anki evlerimizde orta hasarlı evlerimizde çıkmışık. Evlerimizin yerine kırkızlar kullanıyor abi. Nerede ev nerede? Ev hemen şu 200 metre ileride abi. He. Şimdi ben kırkızların mekanı olmuş. Kırkızların mekanı olmuş abi.
Tamam devletimiz var amenna. Devletimiz var. Ama devletimizin bazı adamları görevini yapmıyor abi. Hani nerede gece sizinle 5.30'da buradan gelelim. Hele bakak hele hangisi Işıklar geliyor. Hiçbir ışık yanmıyor abi. Hala yanmıyor. Hala yanmıyor ve de 2 gün boyunca Akpınar Meydanı'nda ışığımız yoktu, elektrik yoktu. Ve de şöyle söylüyorum. Ben şöyle söylüyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Abi devletimiz de var, polisimiz de var. Gece bekçimiz de var, jandarmamız da var, askerimiz. Askerin, jandarmanın burada bir işi yok ama gece bekçisinin ve de polisin buralarda devriye atması lazım. Bu sokaklarda devriye atması lazım. Ben saat 5.30'dan ben bu sokağa geliyorum. Bir Allah evladı yok abi. Tek bunu söylüyorum. Geçmiş olsun. Kolay gelsin. Yani burada yaşayan vatandaşın isyanı değerli izleyenler. Durum bu. Yani Cezmi Kartay'dan bakınca çevre yolu gözükmeye başlamış zaten. Sağlı sollu mert göstermeye çalışsın. Yetişebilirsek şu inşaat alanında gösterelim. Temeller atılmaya başlamış değerli izleyenler. Yani o fore kazık çakılan yerlerde dün Sayın Vali bir cümle kullanmıştı Habertürk'ün yayında. Fore kazıklamaya da başka bir şey dedi. O aklıma gelirse size söyleyeceğim. Yani o demirsiz olanı da varmış bu işin. Hemen hemen aynı görevi görüyormuş. Sayın Valimiz öyle bir cümle kullanmış da tam o cümlesi aklıma gelmiyor hakikaten. Ya Battalgazi Belediyesi'ne rica edelim. Burası işler acısı durumda. En azından şuranın temizini memizini yapsınlar. Şuranın pisliğini bir kaldırsınlar. Belediyelerin görevi bu değerli izleyenler. Yani çevre temizliği, çevre düzenlemesi. Yani Battalgazi Belediyesi'ne de rica edelim. Gelsinler. Tayfun dönmedi. Büyük ihtimal yoğun. Dönerse de ona iletiriz. Yine dediğim gibi buralar hep eğlence merkezi değerli izleyenler ama maalesef buralarda bu yıkıcı depremde yıkılmış ve enkazları da kaldırılmış. Yavaş yavaş gidiyoruz. Abi nasılsın? İyisin? İyiyim. Çok şükür. Siz nasılsınız? İyisiniz. Sağ olasın. Nerede? Allah iyilik versin. Burada mı esnafsınız? Evet. Burada esnafım. Buradayım. Ha, bu dükkan sizin. Evet. Foto Bey'de abi. Evet. Evet. Binanın durumu nasıl abi? Binanın durumu az hasarlı. Az hasarlı iyi. Ama 25 yıldır buradayız. Sağımıza solumuza bakıyoruz. Bütün komşularımız gitti. Mutlu muyuz? Tamam. Değiliz. İnşallah güzel Malatya'mız en kısa zamanda toparlanır diye umut ediyoruz ama... Caddedeki binaların durumu ne? Mesela şu bina yıkılacak mı? Ora yıkılacak. Karşıda Mert banka göster. Sağlam. Mert göster şu. TFX Jeans 1 yazıyor. Orası, o bina yıkılacakmış galiba. O karşı yıkılacak. Burası, mahkemelik miydi abi? Mahkemelikti evet. Ha, mahkemelikti. Mahkeme sonuçlandı o zaman. Sonuçlandı. Ora yıkılacak. Orası evet. Yıkılacak. Sağ sol. Burası sağlam. Burası bu taraf sağlam. Sağlam. Bizim burası sağlam. Hı. Bu yan sağlam. Yani gördüğünüz gibi memleket viran. Banka da sağlam herhalde. Banka da sağlam evet. Bankasının olduğu. Bu, evet. Bunu yeni yapmışlardı sanki değil mi? Burası yeniydi evet. Yeniydi evet. Burası yeni yapıldı. Belki yeni projeyle belki yıkarlar ama. Yani karşı tarafın kentsel dönüşüme girdiği söylendi ama. Daha netleşmedi oralar. Netleşen bir şey yok. Vatandaşı bilgilendiren kimse yok. Hı hı. Şimdi mesela ben de burada 25 yıldır esnafım. Tamam. Gençliğim burada gitti. Hı hı. Ama... Net bilgi alamıyoruz. Yani hiçbir bilgi alamıyoruz. Kimseyi de görmüyoruz. Aynen öyle. Ve nitekim sağımızda solumuzda halen hırsızlık, yağma olayı devam etmekte. Ne bileyim vallahi inşallah bir an evvel güzelim Malatya eski haline döner ama umutla bekliyoruz ama her sabah dükkanı açtığımda ya Allah bismillah deyip dükkanımı açtığımda her geçen gün içim karamsarlığa gidiyor. İş nasıl gidiyor peki abi? O ya zaman. İş müşterimizin %70'i %80'i yok. Düğün sezonu nasıl geçti senin adına? Sezon bu sene yoktu ya. Sezonumuz bu sene yoktu. Yok olmadı ama işte bir şekilde buranın toprağı, buranın taşı öyle bir memleket ki terk edip gidemiyoruz yani. Ha anladın işin açıkçası o yani. Bağlayan bir neden de yok ama memleketi bırakıp gidemiyoruz. Eyvallah. Çünkü doğduk, büyüdük burada. Bir şeylere sahip olduk. Toparlanacağız inşallah. İnşallah. Bileceğiz. Umudumuz o. İnşallah bakalım. Şu bak aşağıdaki binalar hafiften biraz kafasına bir kaldırsa var ya. Umutlanacağız. İnan şöyle söyleyeyim sana. Ben bu sabah erken geldim. 7'den sonra dükkana geldim. Arabayla köşede durdum. Şire Pazarı'nın orayı yapıyorlar. İnan orada bir dükkanım yok. Sanki benim malımın temeli atılmış gibi. Öyle bir sevindim. Öyle bir mutlu oldum. Keşke burada bütün komşularım olaydı da benim dükkanım yıkılaydı. Herkes yani bak keşke aynen. Komşularım olaydı. Sadece burada benim dükkanım yıkılaydı. Ama bu cadde aktif durumu, kalaydı. Öyle ya. Gelen Allah'tan sabredeceğiz. Hamd edeceğiz. Şu an canım sağ size konuşuyorum. Yayındayım şu an. Diyecek bir şey bulamıyoruz ya. Geçmiş sözün bittiğin yerdeyiz yani. Ha, işin açıkçası kolay gelsin. Devam hadi, edelim. Abi sen nasılsın iyisin? Çok şükür Burak abi. Sen nasılsın? Sağ olasın. Nerede senin yerin neresi abi? Akınet. Geçen sefer de. Geçen sefer de geldik değil mi? Sana burası... gel demiştim dedim bir görüntü alasın. Tamam. Akınet de açılmış değerli izleyenler. Abi bir reklamı da olsun. Bir şey olmaz. Canın sağ olsun. Ne var ne? İyi, iyi abi ne yapalım. Fazla gitmeyelim. İçerilerde çekmiyor. Çeker abi gel. İyi hadi gelelim. Gel abi gel.
dükkanı, abimin dükkanı da gösterelim kendim şöyle. Kendim yaptım abi. Burayı sen kendi imkanlarla mı yaptın? Bütün her şeyi bu şekil, kendi imkanımızla yaptık. Yukarıdaki kasabın dediği sesini gibi. Sesini istersen biraz alacağız. Yukarıdaki kasabın dediği gibi ne belediye başkanını gördük, ne bir şey gördük, ne bir yardım gördük. Her şeyi kendi imkanımızla yaptık. 4-5 ay depremden sonra faaliyete geçirdik. Ha bu şekil devam edeyim dediği nasıl gibi. Nasıl gidiyor peki abi? İş, tadı yok abi ya. He. Eski işler yok abi. Pahalılık çok abi. Senin burası tam ana baba günüydü abi. Abi yani. Burası çok iyiydi. En madde en neşeli yerlerden bir tanesiydi. En neşeli yerlerden biriydi. Etler de çok pahalı abi. İmkan da yok. Ne şu anda sendeki fiyatlar ne? 380-400 lira arası gidiyor. Çok pahalı. Karkas biraz daha. Karkas artınca normalde tezgaha da yansıdı canlı fiyatlar. Canlı kilo ne kadar şu an hayvanın? Yani canlı kilo değil. Et karkas 270. Canlı kilo kaça veriyor mesela toplantısı? O da yani 270'e karkassa yarı fiyatırdı canlı fiyatı. 140 falan. Yani 140, o şekilde. Yani alma imkanı yok. Hmm. Malatya'da da kimse kalmadığı için alan imkanı da olmuyor pek yani. Allah herkesin yansı olsun. Yani sadece et değil. Her şey pahalı abi. Aynen öyle. Her şey pahalı. Yani etinden, tavuğundan, sütünden, yoğurdan, elektriğinden. Hastane Caddesi var. Hastane Caddesi'nde ben oturuyorum. Hı hı. Su parası ilk zamanlar almayık dedikleri zaman aldıktan sonra 600 lira bana su parası geldi. Of. 350 lira elektrik geldi o zaman 600 lira su parası geldi. Su parasını herkes isyan ediyor. Kullanmadığım su 600 milyon geldi abi. Ya kullanmadığım su nasıl 600 milyon? Tonaja baktın mı? Baktım abi. Akıl gideri bilmem ne gideri ne gideri ha, bu yıkılan yerlerden yani. Akan suyu hepsini hiç Allah Allah. Kullanmayan herkese yansıtmışlar. Bunu soralım. Ha demin sen yukarıdaki kişinin konuştuğu gibi o için gelecekler. Başka gelmiyorlar abi. O için ama gelmeye gelirler. Ne cevabın olacak abi? Ha şimdi. Senin cevabın benim şu ben, ha bütün siyasetler için. RTV'yi izleyeyim sürekli. Eyvallah. Allah var. Bir sefer daha Hasan Caddesi'nde seninle röportaj yapalım. Doğru. Yani şimdi şu şekil gelip mesela dönüp diyecekler şöyle böyle herkes böyle duracak. Ya böyle durmaya gerek yok ya. Adam o için gelirse, onun öyle durması burayı gerekiyor. Yönetmesi için gelirse onun öyle durması gerekir. Yani hiç mi bir belediye başkanı, bir esnaflar başkanı hiçbiri gelip demez mi ya ne durumdasınız, nasılsınız, durumunuz nasıl? Bak, esnaflar başkanı geçen yine şey olmuştu, seçim olacak, oy için gelecek. Bak geçen gün ne oldu? Biz evet. Kışla Caddesi'ndeyiz, bilmiyorum izlediniz mi o yayını? Evet. Ben orada dedim ki ya bu TSO başkanı nerede? Sen derman olmuyor. Ticaret sanatı sırası. Evet. Oğuzhan başkanı. Evet. MESOB başkanı, Şevket evet. Keskin nerede? Evet. Nerede? Biz bağırdık, biz çağırdık. İkisi birden gitmiş şimdi. İkisi yani... birden esnafın yanındayız diyor. Ya arkadaş önceden gidin. Yani esnafın nefes almasını bilin. Her esnafı dinlemiyorsunuz her ki. Her tarafta deprem oldu abi. Maraş'ta da oldu, her tarafta oldu. Herkes birdik beraberlik oldu. Her taraf yavaş yavaş düzeldi. Yok, ben sana bir söyleyeyim mi? Aslında deprem bölgesinde şu an aynı durum söz konusu. Bak Balat'ta da aynı durum söz konusu. Ben Maraş'ta da arkadaşlarım var, Hatay'da da arkadaşlar var. Aynı sıkıntılar yaşanıyor. Malatya'da daha çok sıkıntı var. Malatya'daki sıkıntı ne biliyor musun? Burada yıkım çok. Yıkım çok. Maddi hasar çok. Şimdi İnsanlar ilk etapta binalar ayaktaydı. Tabii. Dediler Malatya'da bir şey yok. Sonra yıka bitiremiyorlar. Yani yıkmayla bitiremiyorlar. %80 seviyesine ulaşmış. Yani yıkmayla bitiremiyorlar. Demin yukarıdaki arkadaşın dediği gibi yani burada geceyi boşver gündüz durulmuyor abi ya. Doğru söylüyorsun. Adamlar 15-20 kişi hurra diye bir girirler. Hiçbir şey bırakmıyorlar abi. Kapının önünde ne var ne yok hiçbir şey bırakmıyorlar. Hı hı. Kendi malı gibi alıp götürürler. Hı hı. Hiç yani ne güvenlik var ne şey var yani polisi var bunun dediği gibi bekçisi var askeriyesi var. Yani 3 aysa 6 aya uzatırsın. Aynen. Askerini, polisini yıkarsın. Her taraf güvenli şekilde, tertemiz. Onu istiyoruz. Her şey şu. Güvenlik istiyoruz biz. Yani güvenlik yönünden olsun, yardım yönünden olsun, şey yönünden olsun. Adam konteyner almış. Evinde oturuyor, konteynere oraya iki parça eşya koymuş. Yazık günah. Bırakmıyor başkası faydalanan. Peki bu insanlık mı ya? Yani, valiliğin böyle bir denetleme birimi yok mu? Kaymakamlıkları niye boş böyle oturuyor? Böyle bir insanlık var mı ya? Aynen. Evinde kaloferin önünde sıcak yerde oturuyor. Gitmiş konteynere iki parça esasını atmış. Aynısını. Sallandı mı? He. Ben gidem oraya. Oğlum sen oraya gidip sıkamazsın. Sen yolda öleceksin tamam olursa. Bak aynısını esnaf arkadaşını yapıyor biliyor musun? Dükkanları vermişler. Depo niyetine kullanıyor adam. Adam bana. Yapmayacaksın o zaman. Bak bu adamın günahı ne? Bu adam gelmiş buraya kendi parasıyla bu dükkanı dikmiş. Adam bana şeker fabrikasının orada konteyner verdi. Ya kardeşim ben buraya gelemem.
Nasıl gelemezsin? Ya ben gelemem buraya, esnaf gelmez, müşteri gelmez. Ondan vazgeçtiler. Bak abi. Ondan vazgeçtiler. Gittik, yükledik, getireceğiz. Ya yerimiz yıkılmış işte, buraya koyak. Bir ekmek paramızın peşine düşecek. Çala çocuğumuzun ekmeğini çıkar. Adamlar tekrar yükleyici de indirdi, dedi götüremez. Orada boş duruyor halen. Abi görüyorsun. Yazık, günah çok abi. Çok şey var abi aslında. Teşekkür ederiz. Ayaklarınızda en azından sağ anlatabildiğimiz kadar seninle beraber abi anlattık biraz olsun. Da. Biz sağ olasın. Size razıyım. Eyvallah. Ama biz esnafın da abi, esnafın da artık Malatya'daki esnafın da kendisine yani, bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Yani, fahiş fiyat uygulayan çok var. Dediğin gibi ha. Kendi reklamını kendi yapması gerekiyor. Ha. Sağa sola başvurması gerekiyor. Yani böyle beklemeyle olmaz. Olmaz. Olacak olmaz. Gibi de değil. Abi teşekkür abi, kolay ettim. Gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Devam edelim Mert. Değerli izleyenler, tam Akpınar'dan köşesine doğru geldik. Yani Cezmi Kartay'dan indik aşağıya doğru. Tam Akpınar'ın köşesine doğru geldik. O minibüs duraklarının olduğu yer vardı ya. O noktaya doğru geldik. Burada da epey bir binayı kaldırmışlar Mert. Farkında mısın? Nasılsın abi, iyisin? Telefonla konuşuyor. Tamam. Burada da hep sakıncalı ürün sattıkları için soramıyorum da bir abime sorayım. Selamünaleyküm. Nasılsın abi, iyisin? Binanın durumu ne bu şimdi? Ya, burası bu yandaki hanla. Orhanoğlu muydu burası? Burası Yıldız Han. Burası Yıldız Han. Evet, yandaki de Orhanoğlu. Burası orta hasarlı. Ne? Başvurmuşlar mı güçlendirme için? Bir şey yapacaklar mı? Ya valla bir şey başvurulmadı yani. Ya, belediye herhangi bir başvuru yapmadı. Büyükşehir şeye, çevre şehirciliğe. Yok, herhangi bir başvuru. O zaman ağır hasar sayılacak ve yıkılacak. Evet, ama yıkılmadan önce burada tabii siz geldiğiniz için teşekkür ederiz. Tabi burayı yıkıldığı zaman bize önce bir yer talepten bulunalım. Burada yetkililere seslenelim. Ondan sonra yıksınlar. Zaten biz yıkmadan yanayız yani. Esnaf odaları, ticaret sanayi odası, esnafın sorununu dinleyin. Bakın bu binalar yıkıldığı zaman bu insanlar yer bekliyor. Evet, burada 20-25 tane esnaf var. Bu komşularımız için önce bir yer talep edilsin. Ondan sonra yıkılsın ve hemen boşaltın değil. Önce bir yer talep edilsin. Ondan sonra yıksınlar. Yani zaten biz de yıkmasına yanarız. Bir an önce şehrimizin yapılmasını istiyoruz. İnşallah. Zaten bu yetkililer, biz de yetkililer burada sesleniyoruz. Onlar da gerekeni yapsın. Esnafı mağdur etmesinler. Çünkü herkes burada ekmeğini eve götürüyor, bir şekilde geçinmeye çalışıyor. Evet. Geçmiş olsun. Kolay sağ gelsin. Biz devam edelim. Aşağı doğru ilerleyelim. Allah hayırlı işler dilerim. Aman dikkat edin. Bu orta hasarmış. Allah korusun. Vallahi ben korkutuyor yani. Değerli izleyenler, Mert bir gelsin. Şunlara bak, demirler memirler çıkmış. Pat. Vallahi korkutucu abi. Abi kurban olayım yani, siz de kendi canınızla düşünün ya. Binaca yıkılsın, bir konteyneri koysun, biz de yolumuza devam edelim veya bize bir yer göstersinler. Yani, ben fazla duramıyorum burada abi. Ben yani o korkumdan dolayı ben... Bu arada çok teşekkür ederiz. Gerçekten esnafın sesi oldunuz. Eyvallah. Kolay gelsin abi. Teşekkür ederiz. Esnafımızın da artık yani dedim ya, kendisine bir çeki düzen vermesi gerekiyor. Özellikle fahiş fiyat konusunda kesinlikle daha dikkat etmesi gerekiyor. Vatandaş bundan da çok şikayetçi. Evet. Kolay gelsin abi. Fiyatlar çok almış başını gidiyor Malatya'da yani. Öyle böyle bir fiyat yok. Mert şu hanın içine göstersene, gel. Burası Yıldız'mış, Orhanoğlu. Onu söyledik. Böyle hanın içi darmadağın değerli izleyenler, kediler. Böyle bir abim dolaşıyor ama. Sen ne yapıyorsun abi burada? Dükkanı boşaltıyorsun, ne yapıyorsun? Yok. He, tamam. Tamam abi. Böyle boşalmış. Darmadağın olmuş bir şehir değerli izleyenler. Aslında gösterebilsek şuradan inşaat alanlarına doğru ilerleyeceğiz de. Bakalım eğer gösterebilirsek. Ben şurada bir kapı açık gibi ama inşaatların durumunu göstermek için söylüyorum bunu. Gel bir oraya bir doğru gidelim. Gösterebildiğimiz kadar gösterelim. Her taraf çamur değerli izleyenler. Yani çamur deryası içerisinde ilerliyoruz. Ya düşünün, bunun yazını düşünün değerli izleyenler. Yazın bu toz toprak komple ciğerlerimiz olacak neredeyse. Durum bu. Şimdi bu haldeyse inşallah yaza kadar şu inşaatların bir kısmı tamamlanırsa bakalım bir çalışma var mı yok mu? Mert olmadı. Tekrar o yoldan devam ederiz. Ha, bitiyor muyuz? Süremiz mi tamamlanıyor? Tamam, neyse artık. Burada olduğu kadar gösterelim. Burada da sonlandıralım. Bir çamur deryası içerisinde gidiyoruz değerli izleyenler. Onu söyleyeyim size. İnşaatlar da bir yandan da devam ediyor. Burada bir kapı açılmış ama şöyle gösterelim. Yine gel Mert, gel. Emniyete söyleyelim. Bakın bunlar kim? Bak Mert. Bunlar kim ya? Bunlar kim? Allah'ını seviyorsanız değerli izleyenler. Getirmişler. Bir de buraya toparlamışlar hepsini. Koymuşlar. Bunlar kim? Emniyete sesleniyorum. Yani gelsin baksınlar bunlara da. Bu toplayanlar kim abi? Toplayanlar kim abi? Vatandaş. Vatandaş değil. Kim ya? Bizden değiller abi bunlar. He? Buranın adamı değiller yani. Bilmiyorum yani. Devlet
sahip çıksın, kimin malı? Onu söylüyorum işte. Ben de diyorum ki yani gelsinler artık bu şeye, bu şehre bir sahip çıksınlar. Devlet sahip çıkmıyor yani buna. Sen nasılsın abisin? Çok şükür sağ olun. İşler nasıl? Çok şükür. Elhamdülillah. Dükkansız mı? Yok, çalışanım. Ha, çalışanısın. Ben, ne iş yapıyorsun abi sen? Ben Büyükşehir'deyim. Büyükşehir Belediyesi'ndeyim. Ne iş yapıyorsun? Çevre koruma, yıkımlara bakıyorum. Ha, yıkımlara bakıyorsun. Evet. Ne durumdayız abi şimdi şu an? Yani şu anda yıkımların çoğu bitti. Ağır hasarlar bitti. Şu anda orta hasarlardayız. Orta hasarlara evet, geçmeye başladık. Orta hasarlar başladık. Evet. Allah kolaylık versin. Amin amin. Yani bunu da yapan bizim vatandaşımız, yani millet kış günü açtır, perişandır. Gerçekten de yani bu demirler yani... Abi şimdi şöyle bir şey var. Devlet için bu demirler, şunu söyleyeyim size. Bu demir kimin? Bu demir devleti ise devlet sahip çıksın, kimse çalmasın. Millet ise millet sahip çıksın, kimse çalmasın. Kimse sahip çıkmıyor, firmalar çalıyor bunu. Büyük firmalar çalıyor bunu. Devlet de biliyor, biz de biliyoruz, herkes biliyor. Neyi çalıyor? Demiri çalıyor. Demiri kamyon götürüp büyük firmalar çalıyor demiri. Biraz açıklarsan ben tam anlamaya çalışacağım. Sen şimdi net konuşmuyorsun. Büyük firma diyorsun, demir çalıyor diyorsun. Firmalar yıkım yani demir üzerine değil de metrekare hesabı alan firmalar bu demirleri götürüyorlar kendi belirlediği yerlere. Devletin belirlediği değil de yani şehir mezarlığın orası değil. Başka yerlere götürüp döküyorlar. Ve bu demirleri kendileri satıyorlar, kendilerine haksız menfaat kazanıyorlar. Şimdi anladım. Yani hurdaya çalışmayan, sadece yıkımı yapıp... Tabii o firmalar çalıyor, tabii çalıyor, bunu herkes biliyor. Şikayette bulundunuz mu hiç? Nereye şikayet, kime şikayette bulunalım ki yani? Biz çok şeyi şikayette bulunduk ama bizi dinleyen kim? Biz FETÖ'nün emniyetin içindeki ankebut yapılanmasını bilene şikayette bulunduk. Yani devletin bir an önce bir el atması lazım yani buna. O dedi ne? Onu anlamadım. Devletin yani FETÖ'nün, Fethullahçı terör örgütünün Malatya Emniyeti'nin içinde bir ankebut yapılaşması oluşturulmuş. Ankebut dedi ne? Ankebut dediğim zaman siz araştırırsınız. Ankebut Kur'an-ı Kerim'den geçen bir ayettir. Öyle bir yapılaşma var ve bu yapılaşmayı ben kendim bizzat Cumhuriyet Savcısına bildirmişim. Ben açıklamasıyla her şeyi detayını yapmışım. Yani tabii devletin bir an önce yani bir el atması lazım. Eyvallah. Abim şimdi bize camdan sesleniyor. Nasılsın abi? İyisin? Yok abi şu an İstanbul'dan Benerliler beni görmek isteyen var. Ha gördün mü? kim abi? Hiç görmek isteyen kim? İsmi ne? Ablam. Ha ablan. Ablana çok selam olsun. Eyvallah. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Abi bir şey derim sen abi. De ilginç bilgiler verdin ha. Abi bende daha çok bilgiler var. Tamam. Ya bende daha çok bende gerçek bilgiler. Yani bunlar hiçbir tanesi abi? İsmi Nihat. Nihat abi bir şey yapsınlar. Biz hiç kimseden korkmuyoruz. Eyvallah. Biz nasılsa Bingöl Karlova'da PKK ile şimdiye kadar mücadele ettiysek, onlara boyun eğmediysek, burada da 15 Temmuz'da FETÖ'ye, tankına, topuna, uçağına nasıl boyun eğmediysek ve burada da onların kurduğu sisteme boyun eğmeyeceğiz de. Eyvallah. Bunlar devletimizi itibarsızlaşmaya çalışıyorlar. Bunlar devletimizin, bizim başkanımızın ismini kötülemeye çalışıyorlar. O işi yapmakla, uyuşturucu sattırmakla bunlar devletimizi kötülüyorlar. Bunu yapan da FETÖ'cü polislerdir. İletelim. İspatlı delillidir yani. Tamam. İspatlı delillidir. Büyük ihtimal seni vururlar. İspatlı delillidir. Beni bulsunlar. Ben ciddi söylüyorum ben. İspatlı delillidir. FETÖ Malatya Emniyet'in içinde ankebut yapılaşması oluşturmuş. Bir ankebut ağı oluşturmuş. Ve o ağı yıllardan beri yani 2017'den beri bu ağ üzerinde insanları tuzağa düşürüyor. Ve uyuşturucu getirip satıyor. Ben bunu ispatıyla, deliliyle, ispatlı delilli, iddia değil, ispatlı delilli. Anladım. Bulurlar seni. Bulsunlar beni. Kolay gelsin abi. Beni bulsunlar yani. Nihat abimizi bulurlar zaten. Şey iddialarla, yani çok ciddi iddialarla karşımıza çıktı. Burada da yayınımızı sonlandıralım. Değerli izleyenler, burası nereye düşüyor? Şu değerli izleyenler, kuyumcuların olduğu alan mıydı? Bakıyorum. Evet. Şu köşe taş mağazanın olduğu köşe. Değil mi Mert? Artık yön kaybı yaşıyoruz. Kusura bakmayın değerli izleyenler. Orada da fore kazık çakma çalışmaları devam ediyor. Saat kaç oldu Mert? Bir saate de bakalım. O şekilde yayınımızı devredelim. 11.30 olmuş. İyi. Yayınımızı sonlandırmışız. Aslında ben o diğer yola dönmek istiyordum. O asıl inşaatın. Hani çevre yolunun altından başladı dedik ya değerli izleyenler inşaatlar. Oradan temeller atılmaya başlamış. Onu da ilerleyen günlerde tekrar gösteririz sizlere. Şimdilik kent merkezinden, Cezmi Karatay Caddesi'nden mevcut inşaat alanına doğru ilerledik. Aktaracaklarımız bu kadar. Hülya Kaya sözü sana bırakıyoruz.